Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim elhamdülillah. Ben hazırlık sınıf öğrencisi Yiğit Ömer. Bugün size bir takım sorularım olacak. Tamam. Öncelikle okulumuzda sizi aradığınızdan dolayı memnunluk duyarız. Hı hı. Ee, i̇lk sorumla başlıyorum. Bizler henüz bir dönüm noktası yaşamadık. Ancak sizin gibi insanların yaşadıklarını dinleyerek hazırlanıyoruz. Dönüş noktaları insanı nasıl değiştirir? Sizin yaşadığınız dönüm noktaları nasıldı? Şimdi ben çok dönüm noktası yaşadım çünkü 50 yaşının üzerindeyim Yiğit. O yüzden siz daha yeni başlıyorsunuz hayata. Ee, genelde şöyle oluyor. Ee, bir kere dönüm noktaları dediğin zamanlarda aslında o zamanlar cesur kararlar verdiğin zamanlar oluyor. Yani daha böyle cesaretle ondan sonra e, gerçekten yapmak istediğine emin bir şekilde hareket ederek verdiğin kararlar aslında dönüm noktaları oluyor. Bir de galiba e, benim hayatımda en azından öyle oldu. Yani ben tek başınayım, sadece bir kişiyim. Hani ben bunu yapsam ne fark eder ki? Demediğin zamanlar çok büyük dönüm noktaları oluyor. E, bu dönüm noktalarında çünkü senin değişmen ve dönüşmenle birlikte çevrendekiler de dönüşebiliyorlar. Bazen bunlar yanındaki arkadaşların oluyor, bazen bunlar ailen oluyor. Bazen bunlar yakınların sevdiklerinin oluyor. Bazen de kocaman bir toplum oluyor. İşte o senin dönüşünle beraber dönüşmüş oluyor. Teşekkür ederim. Peki Afrika'ya giderken bu köklü değişiklikleri yaşayacağınızı düşünüyor muydunuz? Tabii ki hayır. Hiç aklıma gelmedi. Çünkü ben ilk Tanzanya'ya gittiğimde safari fotoğraflamak için gitmiştim. Yani öncesinde de ne kadar belki 70-80 yani o civarlarda hani 70'in üstünde ülke gezdim, fotoğrafladım, gezi yazıları yazdım. Ee, ondan sonra Tanzanya'ya ilk gidişimde yani işte bir safari yapalım, safari e, fotoğrafları çekelim. Ondan sonra da adaya geçelim, adada da işte adayı fotoğraflayayım diye gittim. Ama gittiğimde eşimle karşılaştım ve çok kısa sürede bir evlilik teklifi aldım ama... Ona evet dememle birlikte hayatımda böyle bir değişiklik olabileceğini hiç düşünmedim aslında. Cesur bir karardı ee, ama yine de arkasından güzel şeylerin geleceğini hissettim diyebilirim. Yani vereceğim kararın kendim için iyi olacağını hissettim diyebilirim. Ama tabii bu kadar hayatımı değiştireceğini. Ya da şu an yaptığım şeyleri yapabileceğimi asla düşünemezdim, asla tahmin edemezdim. Bazen çünkü sen küçük bir adım atıyorsun ama önünde kocaman bir yol açılıyor ve sen onu önceden hiç tahmin edemiyorsun. Benimki de öyle oldu. Hmm. Bazı sohbetlerinizde insan hayatına sürdürülebilir katkıdan söz ediyorsunuz. Bu tam hmm. olarak nedir? Ee, şöyle, yani sadece o an e, o kişiyle beraberken onun hayatına katkı sağlamak değil de, sen oradan ayrıldıktan sonra da o, o kişinin hayatında o katkının devam ediyor olması desem bilmiyorum. Açıklayıcı oldu mu? Ne dersin? Oldu. Yiğit? Bence oldu mu? çok güzel bir şey oldu. Değil mi? Cevap. <laughs> Teşekkür ederim. Ben ise hazırlık sınıfında olan bir öğrenci olarak, sizce bu sürdürülebilir katkıya nasıl dahil olabilirim? Hmm. Şimdi bizim Tanzanya'da yaptığımız projeler var. Mesela bunlardan bir tanesi fidan projesi. Bu benim çok ama çok sevdiğim bir proje. Ee, ve benim sürdürülebilir diye tanımladığım projelerden bir tanesi. Çünkü biz evlerin etrafına, okullara, e, bazen tarlalara, arazilere bolca meyve fidanı dikiyoruz. Ve bunu yaparken de şunu düşünüyoruz. Yani o diktiğimiz me yani bir kilo meyve alıp çocuklara dağıtmıyoruz. Ama o köye belki 50 tane, 100 tane, 500 tane, okullara 200, 300, 500 meyve fidanı dikiyoruz. Ve daha sonra... O dönem okuyan çocuklar da o meyvelerden faydalanacaklar. Bir sonra dönem okuyanlar da onlardan faydalanacaklar. Sonra gelenler de öyle. Mesela bir mango ağacı 300 yıl yaşıyor. Yani 300 yıl boyunca meyve vermeye devam edecek. Dolayısıyla bu bence çok güzel bir sürdürülebilir proje. Ee, sen ne yapabilirsin ya da arkadaşlarınla beraber neler yapabilirsin? ha Gelirsin beraber meyve fidanı dikeriz köylere. <laughs> Ve gelirsin mesela beraber keçi dağıtırız ailelere. Onlar da keçi, keçiler veriyoruz. Onlar çoğalıyorlar. Aileye gelir kaynağı oluyorlar. Tekrar yavruluyorlar. Tekrar yavruluyorlar. Kocaman bir sürüsü oluyor ailenin. Yani dediğim gibi gelirsin köylerde gezeriz. Ailelerle görüşürüz. Onlara daha sonra gelir sağlamaya devam edecek şeyleri beraber yapabiliriz. Diker misin? Ne dersin? Dikerim, dikerim. <laughs> Diker misin? Ben bence çok daha sürdürülebilir proje bir yani bir tane aileye bir kilo meyve vermektense Aha. dediğiniz gibi bir ağaç dikmek çok daha Aha. uzun süreli bir proje olacaktır. Evet, teşekkür ederim. E, Tahli olursun çok... ama değil mi? Evet yani? olurum olur tabii tamam. ki. Pek çok zorluk yaşamışsınızdır projelerinizi hayata geçirirken. bu zorluklar, zorluklara karşı devam etmenizi sağlayan şey ne oldu? Hmm. Galiba çocuklara karşı olan sevgim e, inancımın da etkisi var. Yani ben mesela çocuklarıma da aynı şeyi söylüyorum. İlk kez denediğinde yapamayabilirsin. Çünkü bazen çocuklarım da öyle bir şey deniyorlar ve olmuyor ve üzülüyorlar da. Her zaman diyorum ki yapa yapa öğrenirsin. Yapa yapa olur. Yani tekrar etmekten korkmamak lazım. Hiçbir zaman ilk yaptığın şeyin sonucuna ulaşabileceğini düşünmemek gerekiyor. Yani hata yapmak ve tekrar yapmak, tekrar tekrar yapmak gerekiyor. Galiba benimki öyle oldu. İlk diktiğimiz fidanlardan kuruyanlar oldu. Ben e, İstanbul'a Türkiye'ye geldiğim zaman sulamayı unuttukları için mesela bölgedekilerin yine işte bozulan fidelerim oldu, birçok şey oldu. Ama binlerce de yeşeren ve meyve veren fidanım oldu. Dolayısıyla bir kere kurudular diye ya da işte daha sonra hayvanlar o araziye girdi ve hayvanlar yediler diye bir şekilde zarar gördü o fidanlar diye dikmekten vazgeçmedim. E, çünkü yani bu kez böyle oldu ama sonrakinde olmayabilir dedim. Önemli olan onun faydasına inandım, olabileceğine inandım ve devam ettim. Galiba kararlı olmak önemli, kolay vazgeçmemek önemli. E, ve bir de yani ilk yaptığında her şeyin mükemmel olacağını düşünmemek lazım ya da doğru, eksiksiz olacağını düşünmemek lazım. Yani o hedeflediğimiz şeye aslında zamanla ve yavaş yavaş ulaşabileceğimizi bilmemiz gerekiyor zannederim. Biz biraz aceleciyiz. <laughs> Gençler biraz daha aceleci bence hani biz artık biraz yaşlandık da gençler daha hani çabuk olsun istiyorlar böyle heyecanlılar ya işte her şey çok çabuk olmuyor biraz zamana ihtiyaç var biraz da sabra ihtiyaç var. Afrika için planlarınızda başka neler var? Ha, şimdi ben olağanüstü büyüklükte bir eğitim kampüsü hayal ediyorum. Benim... E yani daha öncesinde de ben ilk köyde yaşamaya başladığımda ben böyle 15 metrekare topraktan suyu olmayan elektriği olmayan bir köyde yaşadım 7 yıl boyunca. Ki aynı yani Türkiye'de yaşadığımda böyle müstakil bahçesi olan böyle çok rahat koşullarda bir ev evdeydim yani e ama e evlendim ve öyle bir masal köyünde yaşamaya başladım. O zaman oradaki çocuklara o kadar inandım ki ben çocuklar çok zekiydiler böyle çok e, güzel çocuklardı yani e, birbirlerine yardım eden birbirlerinin halinden anlayan e, işte birbirleriyle ilgilenen o koşullarda yani su yok düşünsene su yok yani içeceğin su yok bunun için bir gün yol yürüyorsun e, elektrik yok yani. 6, 6, 6, buçuk, altı buçuk da hava kararıyor genelde. 6.30'da hava karardığında lambadan başka hiçbir şeyin yok ve gece vahşi hayvanlar geliyor bölgeye. Yani o koşullarda mesela ben orada çocuklara inandım, gerçekten inandım. Çocukları da çok sevdim. Öyle olunca biraz daha kolay oldu zannediyorum orada yaşamak, orada yaşamaya başlamak. bu, bu önemli bir şey. İnanmak, yani her dönüp dolaşıp geliyorum, inanmak gerçekten çok önemli bir şey. Benim yaşımdaki kendinize bir tavsiye verseniz ne derdiniz? Hmm. senin yaşında. Çok dil öğren. <laughs> Kesinlikle. Bak şimdi ben onun eksikliğini çekiyorum. Mesela Afrika'da e, İngilizce ve Svalice konuşuluyor Tanzanya'da. Sonra biraz böyle hafif 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 batısına gitsen Fransızca konuşuyorlar. İşte biraz yukarıya çıktın mı Arapça konuşuyorlar. Ama ben yani İngilizce konuşuyorum biraz da Svalice konuşuyorum. E, ama çocuklarıma bakıyorum çocukların beş dil biliyorlar. Belki hani kızım diyor ki anne altıncıyı da öğreneceğim. Yani o aradaki farka bakıyorum inanılmaz yani. Herkesle konuşabiliyorlar. Bir yere gittiklerinde çok rahatlar. Ben eğer e, tekrar o yaşa gelmiş olsam ya da senin yaşında kendime seslenmiş olsam derdim ki sevde ne yap ne et her iki yılda bir yeni bir dil öğren. Çok önemli. Teşekkür ederim değerli cevaplarınızdan dolayı. Ben teşekkür ederim böyle güzel sorular sorduğun için.